Zamanda yolculuk herhalde insanların yapmayı en çok istediği şeylerden biri olsa gerek. Bunun için hayalleri güçlü olanlar bilim kurgu romanları yazdılar, diziler, filmler çektiler. Herkes kendi içinde yaşadığı çağa ve kültüre uygun bir çözüm bulmaya çalıştı. H.G. Wells bir zaman makinesi kullanmayı düşündü. Doctor Who bir kulübeyle yolculuk yapıp durdu. Şimdi ben kulübe deyince Doctor Who fanları hayır o TARDIS, uzaydaki zaman ve izafi boyut kelimelerinin kısaltması diyecekler. Haklılar ama yine de sonuçta zamanda yolculuk yapmayı sağlayan bir aracın hayali bu. Lucy filminde böyle bir araca bile gerek kalmadan zamanda yolculuk yapılabilmeye başlandı. Modern dünyadan sıkıldın ve geçmişe mi gitmek istiyorsun? Elinle şöyle bir kaydır ve 100 yıl öncesine git. Yetmediyse bir daha kaydır ve 500 yıl öncesine git. Buralar hep dutluktu diyoruz ya biz, işte oralarda bataklıkmış. Yetmedi mi? İyice abart ve 100 milyon yıl öncesine gidip dinozorlarla karşılaş. Hayal etmesi güzel, izlemesi keyifli. Peki biz gerçekten de bir gün böyle zamanda seyahat edebilecek miyiz? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama geçen hafta ortalık şöyle bir haberle çalkalandı. Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde zamanı geriye aldı. Bu haberi son derece saygın ve uluslararası bir haber ajansından okuyacağım ama 3 aşağı 5 yukarı yerli ya da yabancı pek çok basın yayın organında buna benzer haberler çıktı. Bilim insanları kuantum bilgisayarı kullanarak zamanın yönünü tersine çevirdiklerini duyurdular. Rus, Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın temel fizik kurallarına ters düştüğü ve evreni yöneten kurallarla ilgili algıları kökünden değiştirme potansiyelinin olduğu belirtiliyor. Akademik bir dergi olan Scientific Reports'ta, akademik dergi, yayımlanan araştırmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair de yeni fikirler verebileceği düşünülüyor. Hayda. Bayağı ilginç bir haber. İlginç olduğu için de tüm medyada en azından bilim sayfalarının, teknoloji sayfalarının manşetlerini süsledi. Dedim ya, insanların en büyük hayallerinden biri bu. Tabii benim de çok ilgimi çekti ve bakalım neymiş diye araştırmaya başladım. Önce yayımlanan 14 sayfalık bilimsel makaleyi okumaya çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü kuantum dünyası ile ilgili yapılan çalışmaları anlamak o kadar kolay değil. Ama en azından konunun yanlış ya da eksik haberleştirildiğini ve biraz fazla abartıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Az önce aktardığım bu haber ve benzeri yüzlercesi bizi yanlış bilgilendiriyor. Bilim insanları zamanı geriye almadı. Kuantum bilgisayarı kullanarak zamanın tersine çevrilmesini simüle ettiler. Buradaki simülasyon kelimesinin altını böyle birkaç defa çizmek gerekiyor. Bunu gerçekleştiren Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovic, yaptıkları çalışmanın termodinamiğin ikinci yasasını ihlal etme ihtimali olduğunu söyledi basına verdiği demeçte. Peki termodinamiğin ikinci yasası nedir? Evrendeki her şey düzenden düzensizliğe, kaosa doğru gider. Zamanın oku diye bir kavramdan bahsetmiştim daha önceki bir videomda size. İşte zamanın o okunun çift tarafı yoktur, tek tarafı vardır, tek yöne doğru ilerler. Simetrik değil, asimetriktir. Gelecek ve geçmiş arasında bir asimetri vardır. Tabii bütün bu söylediklerim son 200 yılda yapılan bilimsel araştırmaların sonucuna, bulgularına dayalı. Ancak kuantum dünyasında yapılan gözlemler bizim dünyada görmeye alışık olduğumuz şeylerden çok daha farklı. Yeni bilimsel çalışmayı yapan araştırmacılar konuyu bilardo masası analojisiyle açıklamaya çalışmış. Bilardo masasının üstünde başlangıçta üçgenin içindeki toplar bir düzen halindedir. Iskatayla vurduğunuzda toplar masaya dağılır. Düzenden kaosa, geçmişten geleceğe doğru ilerler. Bazıları bunu kırılan bir cam örneğiyle veriyorlar. Kırılan bir camı tekrar geriye döndüremezsiniz. Peki ya o dağıtılan bilardo topları geriye dönebilir mi? İşte yapılan o deneyde tam da bu işlem 4 aşamada simüle edildi. 3. aşamada, yani popüler analojiyle bilardo topları dağılmış haldeyken araştırmacılar IBM'in kuantum bilgisayarında kendi geliştirdikleri bir programı çalıştırdılar.
Ve o programı çalıştırdıktan sonra kaostan düzene geri dönmeyi başardılar. Tabii bu denemeler bilardo toplarıyla değil, kübitlerle yapıldı. Peki kübit nedir? Kuantum bilgi birimidir. Şu anda kullandığımız bilgisayarlar dijital biliyorsunuz. Yani içindeki bilgiler sıfırlar ve birler halinde depolanıyor. Kübitlerse kuantum süperpozisyonu denilen bir durumda. Aynı anda hem sıfır hem bir olabiliyor. Demiştim ya kuantum dünyası bizimkinden çok daha farklı diye. İşte araştırmacıların geliştirdikleri bu özel programla kübitlerin, yani popüler analojiyle bilardo toplarının başlangıç durumuna dönmesi sağlanmış. Tabii şu anda bu işlem tam olarak 15 bilardo topunun geriye dönüp başlangıçtaki üçgen oluşturması gibi bir şey değil. 2 kübitte %85 başarılı olabilmiş. 3. kübiti eklediklerinde başarı oranı %50'ye inmiş. Yazı tura atmak gibi bir şey. Peki bu durumda o araştırmacıların geliştirdikleri kuantum bilgisayarı programı için bir zaman makinesi diyebilir miyiz? TARDIS'in ilk adımları mı yoksa bunlar? Geçmişe seyahat edebilecek miyiz? Hayır. Durun, sakin olun. Siz bu işi haberleştirmeye çalışanlara bakmayın. Onlar sizin en büyük hayallerinizi haberleştirerek bir tıka dönüştürmeye çalışıyorlar. Teorik fizikçilere göre bu iş, başka bir analojiyle anlatacak olursak, bir videoyu geriye sarmak gibi bir şey. Evet, o geriye sarma işlemini izlediğinizde böyle bir hissiyata kapılabiliyorsunuz ama gerçekte onu yaparken de zaman geçiyor. İleriye doğru zamanın oku gidiyor. Yani bilim insanları zamanı geriye almadı. İşlem, süreç geriye döndü, zaman değil. Ama bilardo topları nasıl olur da o dağınıklıktan tekrar başlangıçtaki düzen durumuna geri dönebilirler? Bu zamanda geriye gitmek gibi bir şey değil mi? Değil. Size Meksika Üniversitesi'nde yapılan laminar akış deneyini göstereyim. Başlangıçta renkli sıvı damlacıkları bir sıvının, mısır şurubunun içine damlatılıyor. Saat yönünde çevrilen kolla bu sıvılar karıştırılıyor. Sonra saat yönünün tersine çevrilmeye başlanıyor. Peki buna zamanı geriye döndürmek denebilir mi? Denemez. Elinizle saatin akrep ve yel kovanını geriye doğru çevirirseniz zaman geriye doğru mu gider? Hayır, siz o işlemi yaparken de zaman geçmeye devam eder. Deneyin sonunda başlangıç durumuna geri döndük. Hani termodinamiğin ikinci yasası vardı? Kaostan düzene geri dönüş olmazdı. Nasıl oldu da bu birbirine karışan sıvılar tekrar ayrışarak başlangıç durumuna geri dönebildik? Bunların hepsi güzel sorular ama her sorunun cevabını da ben vermeyeyim canım. Size sadece tek taraftan baktığınızı söyleyerek bir ipucu bırakayım. Siz de kendi yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Dedikten sonra bu kez bu bilim insanlarının gerçekleştirdiği simülasyon çalışmasına geri dönelim. Bu çalışmanın hiç mi değeri yok peki? Var. Gelecekte kuantum bilgisayarları hayatımızı çok ciddi bir şekilde değiştirecek ve bu bilgisayarlarda çalıştırılacak olan programları test etmek için bu geliştirilen program kullanılabilir. Ama o zaman da haber değeri olmaz. Hangi başlığı görürseniz tıklarsınız. Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde zamanı geriye aldı. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarında test yapabilen bir program yazdı. Tabii ki ilki çok daha fazla ilgimizi çekiyor. Öyle olduğunu bildikleri için hemen hemen her yıl buna benzeyen haberler ortaya çıkıyor. Bazı şeyler abartılıyor, bilimi popülerleştireceğiz diye İnsanlar bilimle alakası olmayan içerikleri bir anda sosyal medyanın da yardımıyla yayıyorlar. Bizler de bunları duyanlar olarak inanmaya meyilli oluyoruz. Oysa her duyduğuna, hatta az önceki deneyde gösterdiğim gibi her gördüğüne hemen inanmamak lazım. Biraz meraklı olmak, sorgulamak, duyduklarını, gördüklerini en az iki farklı kaynaktan doğrulamaya çalışmak. Bu videoları hazırlarken benim yapmaya çalıştığım şey bu ve her zaman olduğu gibi bu videoyu hazırlarken faydalandığım kaynakların linkine videonun altından ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak bilim insanları zamanı geriye almadı. Zaman makinesi icat edilmedi. Henüz. Ama en azından bizler tek yönlü de olsa zamandaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu yolculuk sırasında kendi zaman çizgimizi ve onun etrafında kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. Bu yolculuklar konusunda uzman Dr. Who ne demişti? Pivot around you. Here. Now. So do good. For humanity.
and for Earth.